YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar Uzmanı Kerem Akça. Bugün sizlerle 2022 Oscar ödüllerinde en iyi özgün senaryo dalında nasıl bir tablo bizi bekliyor? O kategorideki görüşlerimi, tahminlerimi ve 15'lik tahmin sıralamamı paylaşıyorum. Özgün senaryo kategorisi bu sene en garantik ödüllerden biri olacak gibi gözüküyor. Yani gecenin başında da bu ödülün e, al, kimin alacağı belli olacak gibi bir tablo var. Yani buradan sonra bir sürpriz olma şansı çok düşük gibi gözüküyor. Yani Kenneth Branagh bu sene ödül alacak. E, Hamlet de zaten aday olmuştu 90'ların sonunda ama o zamandan bu yana çok böyle saygı duyulan işlere imza atmadı. Belki Shakespeare uyarlamalarını alsa da e, da. gerçekten yani bir e, Toronto'da aldığı halkın seçimi ödülleri filmi ve e, onun ötesinde de zaten Toronto'nun hani belirleyici olduğunu düşünürsek hani burada da ee, yani Toronto'nun üzerinden giden yani geçen sene biraz hani Trail of Chicago 7 o anlamda biraz şaşırsa da e, genel anlamda burada hani bir Oscar'da Green Book gibi bir film e, veya diğer dallarda e, favori olan e, bir film e, Oscar aday olursa yani e, ya yönetmeni alıyor ya senaryoyu alıyor. Yani senaryosu, özgün senaryosu e, Belfast'in net gibi gözüküyor. Zaten özgün senaryoyu almazsa yani başka bir filme kaptırırsa ...film dalında kaptırır gibi bir tablo var. Burada Kenneth Branagh'ın altı özellikle dikkat çekti ve... ...Roma kadar iz bırakacak gibi gözüküyor. Yani Roma'da zaten aday olmuştu senaryo kategorisine ama alamamıştı Cuaron ama... ...Kenneth Branagh'ın gerçekten burada bir... ...1969 yılında kendi gençliğinin döneminde geçen, Belfast'te geçen hikayede... siyah beyaz yarattıkları işin içine politik bir mesele de sokması... E, ve her şeyiyle zaten e, mest etti herkesi ve e, buradan sonra bir sekme yaşaması zor gibi gözüküyor ama e, tabii ki de yani bu dönemde özellikle post Obama döneminde e, siyahi hikayelerin de böyle bir sürpriz olarak bir köşeye bırakmak gerekiyor. E, Zack Bellin'in senaryosunu yazdığı King Richard. E, Reinaldo Marcus Green'in e, yönettiği bir film. E, Reinaldo Marcus Green daha önce zaten Master Rizerman'le çok Dişe dokunur bir çıkış yapmıştı. Yani geçen senede e, Toronto'da bir filmi gösterilmişti ama beyaz başrollü bir filmdi. E, King Richard'la Telluride'de açıldı ve sonrasında e, şeyde Londra Film Festivali'nde gösterildi e, ve e, Amerika'da da e, sonrasında Telluride sonrası gösterimini AFI'de yapacak. Yani King Richard'ın hani Toronto'ya seçilmemesi e, yani önemli bir siyahi yönetmen olsa da ee, biraz e, zafiyete dönüşecektir ama yani King Richard'ın hani şu anda çok fazla az kişi izlemiş olsa da yani şu anda mesela hani eleştirmen ortalamaları Belfast'in üzerinde gözüküyor. Yani öyle bir ilginçlik var ve King Richard'da zaten e, şeylerin e, Serena Williams'a e, kardeşinin e, babasına denk gelen menajerlerinin üzerinden giden bir şeyi var, e, yapısı var ve yani spor filmleri tarihinde de özellikle hikayesiyle dikkat çekici bir noktaya oturuyor. Yani eğer burada ee, geçen sene hani Judas and the Black Mesai verilmemişti ama yani bir siyahi hikayesi öne çıkacaksa e, King Richard bunun net sahibi olacak. Yani o bir kesin. Yani onun e, yerine geçebilecek başka bir film olma şansı çok düşük. Yani hiç olmaz. E, ama yani siyahi bir filmi öne çıkacak mı? Yani Reynaldo Mark Screen yönetmen de o kadar öne çıkacak mı? O bir tartışma konusu tabii ama yani Belfast bir noktada tartışma yaşarsa, bir sekme yaşarsa e, HBO Max'in King Richard'ı çok böyle zinde bir şekilde onu bekliyor ikinci sırada. Gerçekten yani King Richard'ı es geçmemek gerekiyor burada. E, Toronto'ya girememesi bir dezavantajı olsa da Telluride artı Londra artı e, EFI yaptı. E, o yüzden yani King Richard'ı es geçmemek gerekiyor. Ondan sonra ise ya zaten sezon başından beri adı geçen e, yönetmenler vardı. Paul Thomas Anderson'ın Licorice Pizza'sı zaten Fragman yayınlıktan sonra da yani bu iddiasını kaybetmedi Likörüç'e pizza. Eğer yani Paul Thomas Anderson'a bir ödül verme arzusuna kapılınırsa yani film en iyi filmde iddialı konuma gelirse ki çok zor gözüküyor bence. E, o da e, ödüldeki şansı olabilir ama Likörüç'e pizza bir şekilde aday olacak. Edin Adam McKay'in Don't Look Up'ı fragmandan sonra biraz düşüşe geçse de yine de ya önceki iki filmiyle de zaten e, Oscar aday olmuştu. Hem filme hem yönetmene hem de senaryo aday olmuştu. E, Vice ve Big Short'ta. O yüzden yani Adam McKay burada e, sekme yaşamaz gibi gözüküyor. Çünkü çok iddialı bir aday yok yani akademi nezdinde. E, o yüzden de yani iddialı olduğu düşünülenler biraz devre dışı kalmış gibi bir, bir tablo var açıkçası. O bir gerçek. Anderson aslında French Dispatch'i Grand Budapest Hotel gibi bir ivme yaratacak mı gibi bir algı e, vardı üzerinde. Ama yani filmi senaryosu ...çok böyle yani bayağı yapı bozucu bir noktaya kaymış. Yani senaryo açısından yani çok özgün bir senaryo ama... E, ...akademinin sevebileceği bir senaryo değil ve bir ikona bile giremeyebilir. E, o yüzden de yani 5 sırada ne girer ne girmez o bir tartışma konusu. Yani bir yabancı film girebilir. E, ona şaşırmamak lazım bu noktadan sonra. Ama yani Amerikalıların özellikle üzerinde uzlaştığı Frank Kranz'ın e, MES'i var. Ya yani MES gerçekten de yani akademinin profiline uygun bir film senaryosuyla yani Amerikalıların çoğunlukla belli bir yaş grubuna yani 50-70 yaş arasındaki beyaz Amerikalılara üretilmiş filmler fazlasıyla öne çıkabiliyor Akademi nazarında. o yüzden bu film de tam öyle bir film. Yani tam bir beyaz Amerikalıların aydınlanması ve kendi şeylerini, şeytanlarını yenmesi üzerine kurulu bir film. o yüzden yani diyalog üzerine diyalog. Ee, ve onların baş artmasıyla devam eden bir film olsa da Amerikalıların çok sevdiği bir film. O yüzden yani MES e, bir şekilde e, burada senaryoda kendini bulursa şaşırtmaz ama ya burada şaşırtan taraf yani film Street aldı. Yani çok iddialı bir şirket almadı. E, ve yani Sanders'ten sonra özellikle yani en iyi filme de girer gibi bir e, şey vardı. Üzerinde bir konuşmalar dönüyordu. Öyle bir baz vardı. Ama film o noktaya ulaşamadı. Yani filme girmeyeceği net gibi gözüküyor. Yani burada bir son nokta son noktada bir senaryo sızabilir gibi bir ihtimal var. E, gerçekten de yani Amerika'daki silahlanmaya, e, okullardaki terörizme karşı e, bir yaklaşımı olan ve beyaz Amerikalıların bakışını ortaya koyan bir film. E, o yüzden girme şansı var ama yani yüzde girer demek zor. E, onun dışında Amerikalılardan gidersek Common Common Mike Mies, daha önce A24'ün yaptığı 20th Century Woman'la e, film, film kategorisinde hayal kırıklığı yarasa da e, senaryoya girmişti. Ee, o yüzden yani Mike Mills'ın a 24e yaptığı yeni filmi de senaryoya girer şaşırmaz şaşırtmaz yani Common common daha böyle kişisel bir hikaye ve e, duygusal açıdan daha çok sevilen bir noktaya ulaştı e, Ama yani common common'un e, burada Mike Mills'ın hani son dakika girişinde şaşırtmam, şaşırmamak gerekiyor e, Onu o bir gerçek ama yani özellikle burada yani yabancı e, adaylıklarda, ee, önemli bir yabancı yönetmenlerin adaylıkları da önemli bir noktaya ulaşabilir ve Oscar yarışındaki uluslararası filmi belirleyici hale getirebilir. Ee, özellikle yani paralel anneler üzerine konuşuluyordu ama yani ...Almodovar var, Pain and ile bile senaryoya aday olmamıştı. Ee, yani sadece konuş onunla ile aday olmuştu. Onu da İspanya'ya göndermemişti. Yani öylesi bir tepki olarak aday olmuştu. Ee, bu senede filmi İspanya'ya göndermedi. Sony Pictures Classics yine pazarlıyor ama ee, yani ben açıkçası yani paralel annelerin daha ziyade girerse e, Penelope Cruz'a en iyi kadın oyuncuya girer gibi bir ihtimal daha yüksek görüyorum. E, çünkü çok fazla kadın hikayesi var burada. Yani e, ona gidip e, Almodovar'ın filminin girmesi çok böyle yüksek ihtimal gözükmüyor. Yani en iyi şeye bile uluslararası filme bile gönderilmedi. E, öyle bir durum var. Bunun haricinde Faradi'nin hirosu. Faradi bir aylıkla ödül aldığında senaryoya da aday olmuştu. E, bu o yüzden yani Hero'da da yani senaryosu yine ince ince işlenmiş bir senaryosu var. Yani günümüz toplumu üzerine. E, o yüzden de açıkçası yani Hero'nun senaryo aday olması e, yabancı filmde de iddialı olduğunu gösterir. E, Worst Person in the World da var. Yani Neo'nun filmi ve e, özellikle yani 12 epizotta gerçekten Me Too döneminin e, aşk filmini du duyuruyor ve e, o karakterin üzerine kurulu işin içine e, ...seks hayatında soktu, ...mizahi öveleri de soktuğu... E, ...Neviş aslında münasır parçalar içeren bir film. The worst Person in the World... ...daha ziyade hani finaliyle... ...yani son düzlüğüyle açıkçası... ...Amerikalıların çok seveceği melodramatik bir noktada bağlanıyor ve... E, ...irade öyküsünü köklemesiyle de gerçekten... ...yani Amerikalıların seveceği bir film. O yüzden e, senaryoyu Joachim Trier yazsa da... ...yani Me Too döneminin senaryosu diye... ...hani bir anda... E, ...beşinci sıradan içeri girebilir... E, o bir ihtimal ama yani bence burada e, hak eden olarak daha ziyade hani Paul Schrader e, şey olarak yani kimlik olarak dışarıda bırakılsa da yani kart Counter hani bu dalda adı geçen filmlerin e, belki de tamamının üzerinde bile olabilir yani o kadar müthiş bir senaryosu var. E, Bergman Island yani Mian Senlav zaten o kadar müthiş bir senaryo yazmış ki yani bu dalda e, benim hani e, ödülü verecek olsam Bergman Island'a verirdim ama aday olmayacak muhtemelen. Yani IFC Films pazarlasa da. Ee, çok müthiş bir senaryosu var ama yani muhtemelen aday olmayacak. Ee, Fly var. Ee, o da Neon'un filmi ve e, Afganistan'daki e, şey, e, Orta Doğu'daki bir LGBT artı irade öyküsünün üzerine gidiyor. Aşk hikayesi ve yani Fly aslında Hero ve Worst Person'dan daha garanti bir hikayesi var, politik anlamda da. O yüzden yani Flea'yı burada es geçmemek gerekiyor bana göre. Ee, Hand of God var. Paolo Sorrentino'nun filmi. O da adı anılsa da yani diğer filmler kadar Worst Person ve Hero kadar e, üzerinde uzlaşılan bir film olmadı. Ama yine de Hand of God'un da adını alanlar var. E, eğer uluslararası filmde bir anda favori şekline öyle bir hal girerse. E, Stillwater'la Tom McCarthy daha önce Spotlight'la ve e, Up'la girmişti. Stillwater biraz geride kalsa da Tom McCarthy ismiyle e, bir anda kendini içeride bulabilir. E, Spencer'ın adı geçiyordu ama yani çok böyle fazlasıyla bence akademiye itici gelecek bir senaryo olacak o. Yani daha önce de Diana hikayeleri çok fazla dizilerde de var. O yüzden yani devre dışı kalabilir. E bu kategoride özellikle Shiva Baby yani çok iyi bir şeye gitmediği için, şirkete gitmediği için devre dışı kalsa da yani klasik bir akademi profilinde aday olabilecek bir senaryosu var Shiva Baby'nin. E, Nine Days'in adı geçiyor. Gerçekten çok iyi bir senaryosu var. Ama burada giremez bence. Yani Esno'da olsa da. Blue Bayon'un adı geçiyordu şeyden beri kandan beri ama yani çok devre dışı kaldı. E, Mitchell's vs. Machines LGBT artı e, şeylerini karakterlerini kullanmasıyla dikkat çekmişti ama girer mi girmez mi onu bilemiyorum. Flea daha yakın animasyon olarak. E, Respect'in de Aretha Franklin hikayesinde özgün senaryoda adı geçiyor ama bir noktaya gelemez. Yani burada bir de Last Night in sonra da bence hak edenler arasında ama e, yani türünden dolayı hani bir ilk 5'te ilk ona bile giremiyor o yüzden de burada hani Belfast'ın rakiplerini hep beraber göreceğiz ama King Richard'da özellikle girdiği yarış bu kategoride belirleyici olacaktır ve 5. isim 4. 5. isim olarak da yani yabancı bir film girer mi girmez mi o da belirleyici. Onu zaman gösterecek. E size göre en iyi özgün senaryo dalında ödülle hangi film ulaşır? Görüşlerime katılıyor musunuz? YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.